Merhaba, bu videoya başlamadan önce en son yayınlamış olduğum Dolar TL teknik analize olan ilginiz, desteğiniz, paylaşımlarınız ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Geçen hafta 1 dolar 4.92 TL seviyesini görerek tarihi bir zirve yaptı. Daha sonra 4.85 TL civarlarına gerilediğinde yayınladığım teknik analiz videosunda 23 Mayıs 2018 tarihli kurun çok yükseldiğini ve uzun zamandır içinde hareket ettiği şu kanalın üst direncine yaklaştığı şeklinde bir yorum yaparak e, artık bu seviyelerin daha üzerine çıkacağını beklemediğimi sizlere ifade etmiştim ve bunun da gerekçelerini açıklamıştım teknik analiz yaparak işte göstergelere de irdeleyerek ben şu seviyelerde analizi yapmıştım arkadaşlar ve 1 dolar 5 TL seviyesinin yani 4.98 kullanmıştım aslında 4.98 seviyesinin üzerine çıkacağını beklemediğimi ifade etmiştim Gerçekten de o akşam Merkez Bankası'nın faiz oranlarını 300 bas puan artırması ile birlikte kurda çok sert bir düşüş yaşandı ve o akşam 4.54 seviyelerine kadar geriledi. Bunu da günlük grafikte şu şekilde gösterebilirim. 454 16 seviyesi. Buraya kadar anlatmış olduğum kısım küçük bir hatırlatma ve aslında bu kanalda yayınladığım teknik analiz videolarında her zaman ifade etmiş olduğum teknik analiz yaparken haberleri dikkate almıyorum şeklindeki ilkeme ters olarak algılayabilirsiniz ama şu an için henüz dolar TL kuruyla ilgili teknik analize başlamadığımı da belirtmek isterim. Bu açıklamaları şu yüzden yaptım arkadaşlar. Günlerce kurdaki sert yükselişe rağmen Merkez Bankası neden faizleri artırmadı şeklinde yorumlar yapıldı geçen hafta boyunca ve öncesinde. Şimdi söyleyeceğim şey tamamen kendi fikrim. Ben Merkez Bankası'nın bu şekilde piyasaya müdahale etmesi öncesinde dolar TL kuru içinde mutlaka teknik analiz yaptıklarına inanıyorum arkadaşlar. Bu analizlere inanın bana sadece piyasadaki oyuncular, yatırımcılar, sizler, bizler yapmıyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası da örneğin 4.40 seviyelerinde şurada gösterdiğim şekilde bu seviyede yani bir önceki zirve olan şu 4.37'lik zirve geçildiği zaman mesela şuralarda faiz artışı yapmış olsaydı arkadaşlar kur teknik analize göre de yükselişini devam ettirecekti ve tabiri caizse Merkez Bankası işte diyelim ki o zaman 300 bas puanlık bir artışa gitmiş olsaydı boşa sıkılmış bir kurşun olacaktı bu bu faiz artışı. Dolayısıyla zaten teknik analize göre de yani şu kanalın orta çizgisinin yukarı kırılmasıyla birlikte zaten kurun yükselişinin devam etme riski vardı ve Merkez Bankası şu bölgelerde faiz artışına gitmeyerek bu kurun üst çizgiye yaklaşmasını özellikle bekledi ve şurada arkadaşlar müdahale etti. 300 baz puanlık bir faiz artışına giderek de kuru çok daha rahat bir şekilde kontrol altına almayı hesapladı. Özetle bence Merkez Bankası çok doğru bir noktada müdahale etti ve gerçekten de zaten teknik analize göre de aşırı fiyatlanmanın olduğu bir noktaya gelmesini bekledi ve bu seviyede de gerçekten de kuru kontrol altına almaya yetecek miktarda faiz artırımına giderek kuru çok daha rahat bir şekilde kontrol altına almış oldu. Peki bundan sonra ne olacak? İsterseniz 23 Mayıs'ta yapmış olduğumuz teknik analizde kaldığımız noktadan devam edelim ve dolar kurunun nasıl bir seyir izleyebileceğini, önümüzdeki günlerde karşılaşabileceğimiz destek ve direnç seviyelerini birlikte belirlemeye çalışalım. Son olarak da yine dolar endeksinin, ki dolar endeksine bir önceki videoda açıklamıştım ne olduğunu arkadaşlar. İşte doların dünyada işlem hacmi çok yüksek, diğer para birimleri karşısındaki değerlerini baz alarak Bunlardan oluşan bir sepet için oluşturulmuş bir endeks grafik. Bu dolar endeksinin de kısa bir teknik analizini yaparak bugünkü videoyu sonlandıralım. Zira dolar endeksinde de çok önemli bir durumun ortaya çıktığını düşünüyorum arkadaşlar. Videonun dolar endeksi ile ilgili kısmını da mutlaka izlemenizi öneririm. Şimdi bugünkü teknik analize başlarken arkadaşlar yaklaşık 2 ay kadar önce yapmış olduğum teknik analiz videosunda yayınlamış olduğum teknik analiz videosunda Elliot dalga teorisini kullanarak aslında biz büyük bir üçüncü dalganın şu seviyelerde başlayan arkadaşlar şöyle devam eden ki 2010 yılından beri gelen bir dalga bu. Bu büyük bir üçüncü dalganın beşinci dalgasında alt beşinci minor beşinci dalgasında olduğumuzu ifade etmiştim. Bu grafik şu anda aylık bazda yani her bir mum bir ayı gösteriyor arkadaşlar ve biz yine bu analizi yaptığımız videoda iki ay önceki 23 Mart tarihli videoydu bu. E, bu videoda dolar tl'nin 4 e, seviyesini geçmesi durumunda hedefin 4.80'ler olduğunu ifade etmiştik. E, yine 4.80'leri bir miktar aşarak bu seviye 5 fibonacci seviyesi test edildi ve fiyatlar geri döndü gibi. Yalnız bu büyük 3. dalganın içindeki minor 5. dalga henüz bitmedi arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi dördüncü dalgası bitmişti. Bundan sonra 5. dalga geliyordu. Onu da şu şekilde gösterebiliriz. 5. dalgada ise kendi içinde yine Minor 5 dalgaya bölündü arkadaşlar. Onu da şu şekilde çizebiliriz. Şuradan başlayan yükseliş şurada bitti. Birinci dalga Burası ikinci dalgaydı daha sonra üçüncü dalgayı biz gerçekleştirdik ya da bitmek üzere birazdan şimdi gerçek e, hani günlük grafiğe dönerek daha detaylı analiz yapacağız. Bundan sonra bir dördüncü dalga gelecek birkaç ay sürecek ve daha sonra yine beşinci dalgada gelerek e, bizim 2010 yılından beri yaşadığımız büyük yükselişin üçüncü dalgası son bulmuş olacak. Bu yükseliş 3. E, 44 seviyelerinden başlamıştı geçen sene. Yani 3.44 seviyeleri de yaklaşık 333 40 seviyeleri de şurasıydı. Yani burası şu şekilde özetleyebiliriz. Burada yaşadığımız büyük yükselişin içindeki 5. dalgayı. Şuraya kadar olan yükselişi 1. dalga. Şurası 2. dalga arkadaşlar. Şurada bittiğini kabul edelim. 3. dalga bir yerlerde bitecek. Daha sonra 4. dalgayı yaşayacağız ve 5. dalga gerçekleşecek. Ve bu 2010 yılından beri yaşanan 3. dalganın sonu olmuş olacak. Şimdi biz yine bu e, şuradaki üçüncü dalganın hangi dalgasındayız bunu hemen analizini yapmamızda fayda var onu da şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar şu seviyeden başlayan yükseliş burada bitti birinci dalga burada bitti ikinci dalga arkadaşlar. İkinci dalga bu seviyede bitti. Üçüncü dalga henüz bitmedi. Neden bitmediğini de ben size birazdan açıklayacağım. Bu minor üçüncü dalgadan bahsediyorum arkadaşlar. Üçüncü dalga bitecek. Daha sonra dördüncü dalga gerçekleşecek. Ve beşinci dalga ile birlikte de şuradaki üçüncü dalga bitmiş olacak arkadaşlar. Bunları e, şunu siliyorum biraz sadeleşmesi açısından arkadaşlar. Şimdi buradaki... Şu yükselişin üç dalgalık üçüncü dalganın yükselişi de yine kendi içerisinde minor dalgalara ayrıldı arkadaşlar. Bakın şu seviyeden itibaren yani şöyle göstereyim aslında Fibonacci geri çekilme seviyelerini, extension seviyelerini kullanarak daha doğrusu bu hedefleri tayin edebiliriz hep birlikte. Şimdi şuraya kadar olan yükselişi birinci dalga olarak kabul etmiştik şu seviyeye kadar olan geri çekilmeyi ikinci dalga olarak kabul edersek 4.94 seviyesi arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 Fibonacci kat sayısının bizim için 3. dalganın hedefi olarak gösterdiğini görüyoruz ki bu da 4.92 olarak 4.92.80 olarak test edildi arkadaşlar geçen haftanın içinde. Tabi 5. dalga yani şuradaki 3. da kendi içinde yine 5 dalgaya bölündü. Bunu da şu şekilde test edebiliriz. Şuradaki şeyi de sadeleşmesi açısından dalgasından kaldırıyorum arkadaşlar. Elit dalgalısını e, şu şekilde gösterebiliriz. Şuraya kadar olan yükseliş birinci dalga. Şu seviyeye ikinci dalgaydı arkadaşlar. Üçüncü dalga şurada bitti. 2.618'lik Fibonacci kat biraz üst, üzerine geçerek. Dördüncü dalga burada bitti ve beşinci dalgaya yazışıyoruz biz şu anda. Beşinci dalganın hedefi de arkadaşlar yaklaşık bu seviyeler. Buralar aynı zamanda Uzun vadeli 2014 yılından beri yaşamış olduğumuz yükselen kanalın üst çizgisine denk gelen seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar 4.98 seviyesi 4.90'lık seviyeler tekrar test edilebilir. Yani e, aslında işte Merkez Bankası'nın bu müdahalesiyle birlikte dolardaki oyun, manipülasyon, operasyon adı her neyse aslında bu henüz bitmiş değil. E, burada önümüzdeki günlerde tekrar bir yukarıya yöneliş yaşayabiliriz. E, bu olması durumunda e, direnç destek seviyelerimiz nerelerdir? Oraları hep birlikte tespit etmeye çalışalım. Bunun için de saatlik grafiğe geçmemizde fayda var. Biraz önceki aslında şu e, yükselen kanal içerisinde hareket ettiğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Bunu günlük grafikte şöyle gösterecek olursam dalgalar aslında belli bir kanal içerisinde hareket eder arkadaşlar. Yani bir dalganın o trendin içindeki bir dalga olup olmadığını anlayabilmek için aslında bir kanal içerisinde hareket edip etmediğini test etmekte fayda var. Bu nedenle Şuradaki dip seviyesinden başlayan yükseliş şurada bitti birinci dalga. Burası ikinci dalgaydı. Burası üçüncü dalga arkadaşlar. Burası dördüncü dalga. Beşinci dalgada kendi içinde Alt dalgalar ayrıldı. Şuraya kadar ki yükseliş birinci dalga. Şuraya kadar ki geri çekiliş ikinci dalga. Bundan sonra üçüncü dalgayı yaşadık arkadaşlar. Dördüncü dalgada geldi ve bundan sonraki yükselişin hedefi de beşinci dalgadır. Bu beşinci dalga bence çok da başarılı bir uzamış bir beşinci dalga olmayacak. Yine üçüncü dalga seviyelerinde ya da üçüncü dalgayı bir miktar geçerek ki o da yükselen kanal çizgimizin üst çizgisinin Geçtiği seviyeler olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Hemen bir saatlik grafiğe döndüğümüz zaman aslında bu kanalın nasıl düzgün çalıştığını da hep birlikte görebiliyoruz. Dolayısıyla şu anda aslında bir düşüş trendimiz var arkadaşlar. Bunu da aslında şöyle Fibonacci kanalıyla birlikte çizersek daha doğru olabilir. Buradaki zirveyi ve şuradaki zirveyi kapanışlara yakın seviyelerde birleştirirsek aslında biz şu şekilde bir düşen Fibonacci kanalı içerisinde hareket ediyoruz. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bizim önümüzdeki ilk direnç seviyeleri arkadaşlar 4.74'lük seviyeler, 4.73-74'lük seviyeler. Buranın yukarı kırılması söz konusu olursa ki bunu da şu şekilde işaretleyelim. Şu seviyenin yukarıya kırılması söz konusu olursa arkadaşlar yükseliş bir miktar daha devam edebilir. Bu durumda bir önceki zirve seviyesi olan 4.77-78 seviyeleri gündeme gelecektir. Buranın da yukarı kırılması durumunda zaten 4.74'lük seviyenin yukarı kırılması söz konusu olursa bu düşen Fibonacci kanalı da yukarı kırılmış olacak arkadaşlar. Bu 77-78 seviyelerinin de yukarıya kırılması söz konusu olursa yükselen kanalın orta çizgisi seviyesine 4.81 seviyelerinde bugün için bir dirençle karşılaşmamız muhtemeldir. Bu seviyelerinde 4.81-4.82 diyebiliriz. Bu seviyenin de yukarıya kırılması durumunda tekrar hedefimiz 4.85 seviyeleri hatta bunun da kanalın da üst çizgisine, üst bandına geçilmiş olmasıyla birlikte de arkadaşlar şu seviyelere kadar yani 4.98'lik bir hedefe kadar da yükseliş tekrar devam edebilir. Bu da minor 5. dalgamızı sonlandıracağı seviye olarak öngörülebilir arkadaşlar buralara bu direnç seviyelerini takip etmekte fayda var. Destek anlamında da yine düşüşlerde bizim için önemli olan seviye 4.70 seviyesi arkadaşlar. Bu 4.70 seviyesinin aşağıya kırılması da gündeme gelirse eğer o zaman 4.50 seviyelerine kadar ki bu da psikolojik bir destek seviyesidir aslında. Bunu da şu şekilde belirtebiliriz ama kanalın sağlayacağı destekleri de dikkate alırsak 4.63 seviyeleri bize destek olarak çalışacaktır. Buranın aşağıya kırılması söz konusu olursa o zaman bu kısa vadeli saatlik grafikteki kısa vadeli yükselen kanal aşağı yönde kırılmış olacak ve fiyatlar daha da aşağı seviyelere gelebilecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu Fibonacci kanalını sizin de çizmenizi öneririm ve bunu takip etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Şu seviyelerde Fibonacci kanal çizgilerinin geçtiği seviyelerde destekle karşılaşma, karşılaşma ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Hemen günlük grafiğe dönelim ve burada indikatörlere bir bakalım MACD RSI ve stokastik RSI'yi bir gözden geçirelim bunlarda durum nedir diye MACD'nin yükselerek alışı desteklediğini görüyoruz günlük grafik üzerinden arkadaşlar tabii bu ebediyen bu şekilde devam edecek anlamına gelmiyor Burada göstergesinde bir maddi anlamında olumsuz bir durum var. Maddi'nin göstergesinde iğme kaybı var. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi yönünü hafif de olsa biraz aşağı çevirmiş durumda. Çok önemli olduğunu düşündüğüm nokta RSI'de var. RSI 70 seviyesini yukarıdan aşağıya kesmiş. E, kapanış itibariyle eğer yarın itibariyle bunun devamı gelirse RSI'deki aşağı yöndeki hareket devamı gelirse arkadaşlar o zaman kısa vadede düşüşün de devam etmesi söz konusu olabilir stokastik arasında yine aşırı alış ve aşırı satış bölgesi arasında yani normal sınırları içerisinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Bunun aşırı satış bölgesine geçmesi söz konusu olursa arkadaşlar dolardaki düşüş daha da hızlanabilir. Günlük grafikte şöyle bir durum söz konusu. Kısa vadede yine eğer 4.60 seviyeleri aşağıya kırılacak olursa arkadaşlar şu seviyelerde 4.50 seviyesinde bizim destekle karşılaşmamız muhtemel. 4.50 seviyesi aynı zamanda psikolojik de bir destek seviyesi. Buranın aşağıya kırılması söz konusu olursa da bir sonraki yükselen trend çizgimiz şurada yeşil ile görebileceğiniz gibi bunun geçtiği seviyeler olan 4.20'lik e, seviye gündeme gelebilir. Tabii ki bir anda gelmeyebilir. Bu seviyelere kademeli bir şekilde ara desteklerimiz var. Bunun içinde 4.38 4.39 seviyesi kuvvetli destek seviyesi arkadaşlar. Bir önceki zirve ve destek anlamında buranın da aşağı kırılma söz konusu olursa da 4.20'lik seviyeye gelmesi muhtemeldir. 4.22'lik seviyelere. Tabi bu seviyenin de aşağı kırılma söz konusu olursa dolarda bu 2014 yılından beri gelen yükselen kanal çizgisinin destek göstereceği seviye olan 3.94'lük seviyeler gündeme gelebilir. Ama ben bunun kısa vadede olma olasılığı az görüyorum arkadaşlar. Zira 4.90'lık seviye önemli bir seviyeydi ve buradan aşağıya gelecek 4.20 seviyelerine bile gelebilecek bir kur aslında önemli bir gerileme anlamına gelecek. Dolar kuruyla ilgili hemen bir hiking aşı incelemesi de yapalım ve dolar endeksinin analizine devam edelim arkadaşlar. Günlük grafikte gördüğünüz gibi hiking aşı al sinyali üretmeye devam ediyor. Ama saatlik grafikte durum nedir diye bakacak olursak saatlik grafikte de henüz al sinyali gelmiş değil arkadaşlar. Tabi saatlik grafikte aslında bir sıkışma da yaşanıyor. Bunu da takip etmenizde fayda var. Şöyle bir sıkışma bu da. Şurada yükselen bir trendimiz var. Saatlik grafikte çok çok kısa vadeli bir grafikten bahsediyorum. Yarın piyasaların açılışında bu çizgilerin yani yükselen trend çizgisiyle buradaki düşen trend çizgisinin arasında sıkışmış fiyatlar muhtemelen açılıştan sonra bu gece açılıştan sonra bir tarafa kopacaktır arkadaşlar arkadaşlar. Bunu da hep birlikte göreceğiz ne tarafı olacağıyla ilgili. Ama indikatörleri saatlik grafik üzerinden inceleyecek olursak da MACD'nin sat sinyali üretmeye devam ettiğini görebiliyoruz. Yalnız göstergesinde yukarı yönde geçme çabası var. Sıfır seviyesinin üzerine geçme çabası var ama son kapanıştaki bir saatlik dilime bakarsanız arkadaşlar gösterge iğme kaybetmiş gücünde. Dolayısıyla tekrar aşağıya dönebilir. Bu gece piyasaların açılmasıyla birlikte yurt dışı piyasalarının açılmasıyla birlikte dolarda aşağı yönde bir hareket yaşamamız muhtemel. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil bunlar. Yine RSI'de da önemli bir destek seviyesine geldiğini görebiliyoruz. Saatlik grafikte dolar için 43 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Buranın aşağısına geçilmesi durumunda da arkadaşlar RSI açısından söylüyorum. Düşüş sertleşebilir. Stokastik RSI'de yönünü aşağıya çevirmiş ve aşırı satış bölgelerine çok yakın. Bu da birbirini teyit eden açılışta doların aşağı yönde bir hareket yapabileceğine bize sinyalini veren ama tabii ki kesin değil bu. Yatırım tavsiyesi olarak da Bir gösterge olarak da stokastik RSI'nin görüntüsü de satışın gelebileceğini gösteren bir sinyal aslında. Haykin aşı ile ilgili saatlik grafikte durum buyken 4 saatlik grafiğe bakacak olursak da 4 saatlik grafikte de yine al sinyali gelmiş değil arkadaşlar. Bu en son cuma günü görmüş olduğumuz 4.81'lik seviyeden sonra yönünü aşağıya çevirmiş ve önemli bir direnç seviyesinde olduğunu görüyoruz. 4 saatlik grafikte de yine makdi sat sinyali üretmeye devam ediyor arkadaşlar. Hatta sat sinyali daha da kuvvetlenerek devam ediyor. E, RSI'ye baktığımız zaman düşüşte biraz iğme kaybettiğini görüyoruz ama 30 ile 70 arasındaki normal sınırları içerisindeki hareketine devam ettiğini görebiliyoruz. Buradan yönlü aşağıya çevirmesi söz konusu olursa arkadaşlar düşüş sertleşebilir. Buradaki TL açısından tek olumsuz durum stokastik RSI'nin al sinyali üretici olması. Tabi stokastik RSI'nin de sat sinyaline geçmesi de çok uzun sürmeye de bilir arkadaşlar. Hemen dolar endeksi analizine geçelim arkadaşlar. Onu da kısa bir teknik analizini yaparak doların dünyadaki durumu nedir? Diğer para birimlerine karşı durumu nedir? Bunu inceleyelim. Gördüğünüz gibi dolarda şöyle bir günlük grafikte düşen trend çizgimiz var arkadaşlar. Bu düşen trend çizgisi cuma günkü kapanış itibariyle ile yukarıya kırılmış gibi gözüküyor. Eğer önümüzdeki birkaç gün içerisinde dolar endeksi bu düşen trend çizgisinin üzerinde kalmaya devam ederse diğer para birimleri karşısında ve bizim de para birimimiz karşısında değer kazanmaya devam edecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu da aslında benim 4.98'lik dolarla ilgili 5. dalga, 5. minor dalga hedefine de teyit eder nitelikte. Tabii kısa vadede dolar endeksinin gidebileceği seviyede 95 seviyelerinde önemli bir direnç seviyesi olduğunda görebiliyoruz. Bu seviyenin yukarı kırılması söz konusu olursa da arkadaşlar o zaman şöyle şu seviyelerde 96 hatta işte 97 seviyeleri de hedeflenebilir. Ee, yine dolar endeksinde bu seviyenin yukarıya kırılmasıyla birlikte MACD'nin son derece sıkışık bir seyir izlediğini görebiliyoruz arkadaşlar. Neredeyse yatay şeklinde gidiyor ama al sinyali üretmeye de devam ediyor. Diğer taraftan RSI'de şu şekilde bir yükselen kanal içerisinde hareket ettiğimizi görüyoruz. Bunun üzerinde de RSI'nin karşılaşacağı seviyenin de 84-86 seviyeleri olduğunu görebiliyoruz. Stokastik RSI'nin ise al sinyali tekrar üretmiş olmasıyla birlikte ve aşırı alış bölgesine de geçmeye yakın olmasıyla birlikte dolar endeksindeki yükselişte de devam edebilir arkadaşlar. Dolayısıyla dolar endeksinde takip edilmesinde mutlaka fayda var çok önemli bir e, direnç seviyesini geçmiş gibi gözüküyor. Euro karşısında, Sterlin karşısında, Japon Yeni karşısında değer kazanmaya devam edebilir. Bunun olması durumunda da Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam edebilir arkadaşlar. Ama söylediğim gibi ben dolarda hala 4.98-5 seviyelerinin üzerine çıkmasını şahsen beklemiyorum ama bu tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Çünkü dünyada gerçekten de çok değişik operasyonlar yapılıyor. Bunların sonuçlarında hep birlikte göreceğiz. Benim bugünkü dolar TL kuruyla ilgili teknik analizim bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz, paylaşırsanız ve yorumlarınızla da beni motive ederseniz de çok sevinirim. Hepinize bol kazançlı günler dilerim. İyi akşamlar.